tüm STK'larımızdan yaptığımız davette bir istişarede bulundu. Malumunuz Gazze'de nereden baksanız 8 ayın üzerinde kesintisiz bir vahşetin, katliamın, aynı zamanda soykırımın devam ettiği bir süreci hep birlikte istemeden de olsa, üzülerek de olsa şahitlik ediyoruz. Malumunuz bizim de yaz etkinlikleri çerçevesinde çok da hoş olan, keyifli olan, şehre de değer katan gençlerimizin, esnafımızın, şehirde bir hareketliliğin olmasıyla beraber bereketlendiği bir dönemi yaşıyor idik ama bu yıl itibariyle çocukların, kadınların, yaşlıların kanlarının su gibi aktığı bu ortamda, Müslümanların kanını su gibi akıtıldığı bu ortamda böyle coşkuyla eğlencenin çok da şık olmayacağı bütün STK'larımızın ortak kanaati olduğunu da sizle paylaşmak istiyorum. 1 Temmuz Kapotaj Bayramı'ndan da başlamak üzere sünnet şölenimizi, plaj voleybolumuzu, kum futbolumuzu, yağlı güreşleri, at yarışları, kana yarışları gibi etkinlikleri tam manasıyla gene yapalım. Ve bunun haricinde de özellikle beldeden dönüşen mahallelerimizle birlikte şehrin belli lokasyonlarındaki mahalleler tercih edilerek oralarda da çocuk tiyatroları ve tiyatro faaliyetlerini de icra ederek çok abartılı olmadan festival sürecini bu şekliyle götürmekle alakalı bir kanaatimiz oluştu. Hep birlikte bu kanaatin şehrin bütün dinamikleri, STK'ları dikkate alınarak verilen bir karar olduğunu özellikle buradan deklare etmek istiyorum. Bu etkinlik arkadaşlar meydanda olmayacak bu sene. Magnetik kumumuzu da öne çıkarmak anlamında gene 19 Mayıs etkinliği çerçevesinde Magnetest'in kullandığı alanda bir küçük sahne kurularak tiyatro faaliyetlerinin işte çekilişler olur, çocuklarla ilgili etkinlikler olur. Tabii aileler de geldiğinde o kumun insanın vücudundaki elektriği artmasına, stresini atmasına fayda sağlayan tarafından hem istifade etmeleri ve diğer taraftan da o locaların o belediyenin karşısındaki ambarla Takabalık arasındaki o su havuzunun olduğu noktaya kadar dizilerek localar kumun üzerinde olacak, paletler atılacak ama sıfır kısmı oradaki yürüyüş alanına denk gelecek. Aynı zamanda ne olacak? Oradaki yürüyüş esnasında kimseyi de rahatsız etmemiş olacak. Şehrimizdeki özellikle burada gıdayla ilgili bu süreçte bir şey koymayalım istiyoruz. Ama şehrimizde üretilen yöresel ürünlerden alın, el sanatlarına kadar, halk eğitim merkezi olsun, özel eğitim merkezleri olsun, bunların yaptığı ve ürettiği el sanatlarından yöresel ürünlere kadar hepsinin pazarlandığı locaların dizili haliyle şehrin ekonomisine en azından ailelerin, kadınlarımızın emek verdikleri, değer verdikleri, ürettiklerinin biraz da ekonomilerine katkı sağlamayacak bir pozisyonda hareket edelim düşüncesiyle böyle bir kararımız oldu. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım diyorum. Türkiye'deki ekonomik sıkıntı ve dünyadaki savaşla ilgili sıkıntıları göz önünde bulundurarak bu seneki festivali yerel olarak alma kararı yaptık ve Cumhuriyet Meydanımızı boş bırakarak yerel evlerimizi sahile alarak sahil kumunu daha fazla yerelde kullanmak üzere bir festival düzenlenmeye karar almış bulunmaktayız. Kumda olmasının daha uygun olacağını, bir de o gıda kontrolünün çok sıkı yapılması gerektiğini, çok çay ocaklarının olmaması gerektiğini, yöresel ürünlerin olması gerektiğini, mutabakatın çıkması da çok hoş oldu. İnşallah bu sene ilk defa yapılacak kumdaki bu organizasyonun ben başarılı olacağı kanaatindeyim. Başkanımıza da, komiteye de bu almış olduğu karardan dolayı teşekkür ederiz. Aynı zamanda biz şimdi bu her sene festivallerde ünyenin içinde esnafları gezemiyorduk. Diyorduk ki arkadaşlar ya bu başkan işte bu Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu kulübeler bize zarar veriyor. Serzenişinde bulunmayacaklar. Rahat rahat bu sene ünyenin içinde gezebileceğiz. Aynı zamanda ünyemize de festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Meydanı halka kaldı. Halkın içerisinde beraber olacağız. Beraber gezeceğiz. Bu konudan kum festivali olaraktan düzenlenmiş olan festivale başkanımıza saygılar duyuyorum. Sevgiler duyuyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olur. Zaten çok fazla spor aralıklarının olacağı bir etkinlik olacak.
spor gençlerimizin işte voleybol, futbol, yüzme, at yarışı, güreş gibi spor etkinliği olacağı, güzel bir festival olacağına inanıyorum. İnye Belediye Başkanı'na kutluyorum. Çünkü daha önce yapmış olduğumuz STK toplantısında tüm başkanların istekleri bu doğrultudaydı. Evet, biz de böyle olmasını istiyorduk. Çünkü Filistin'de bir vicdan azabı çeken, orada bir işkence çeken bir millet topluluğu var. Bu mezalimin yanında burada festival yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Ama şehirlerde de hayatlar devam ediyor. Yerel dinamiklerin öne çıkması açısından kültürel, sportif faaliyetlerle birlikte bu seneyi böyle geçirmek lazım diye düşünüyorum. Artı tasarruf tedbirlerinde yürürlükte olduğu bu günlerde bence çok doğru olur diye düşünüyorum. Kutluyorum. Evet, kumda olması çok daha farklı olacak. Manyetiğin de bu arada festivale dahil edildiği bir çalışma, bir organizasyon olacak. Yerelin ağırlıklı olduğu, ki bizim talebimiz bu yöneydi zaten. Yerelin ağırlıklı olduğu, kendi içimizde bize ait, bize özgü güzel bir festival olacağını düşünüyorum. Belediye çok güzel bir toplantı yaptı STK'larla beraber. Alınan karara saygılıyız. Kendi çapımızda güzel bir festival olacağını tahmin ediyorum. Evet.